Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'na ait olan topraklar üzerinde ya da yakın coğrafyalarda yaşam süren Türk boyları, bu topraklar Osmanlı'nın elinden çıkınca baskı ve zulme uğradılar. Son 300 yıl içinde yüz binlerce soydaşımız Anadolu'ya sığındı. Türkiye onlara vatan oldu, ev, aş, iş verdi. Onlar da ellerinden geldiğince çabaladılar. Vatanım diye sahiplendikleri Türkiye için. İçlerinden bazıları azimle, kararlılıkla çalıştı ve çok başarılı oldu. Nurettin Hatunoğlu, 1974 Afganistan doğumluyum. Aslen Özbek asıllıyım. Özbekistan'ın Fergana bölgesinden annemiz babamız ama biz Afganistan doğumluyuz. Hem babam hem de annem Stalin döneminde sürgün edilmişler. Biz de Afganistan'daki sürgüne binaen güney bölgesinde, Hilmend bölgesinde dünyaya geldim. 79'daki iç savaş, Rusya'nın Afganistan'a girmesiyle ve sonrasında yaşanan iç savaş sebebiyle Pakistan'a sığınmak zorunda kaldık. Tabii ben o zamanlar 6-7 yaşlarındayım. Hayal meyal hatırlıyorum sınırdan geçişlerimizi. Bir seneye yakın Pakistan'da ikametimiz olmuş. Sonrasında da Türkiye'nin Türk soylu vatandaşların Türkiye'ye getirilmesine dair bir müracaat oluyor. O müracaatı başvuruyla beraber, ailemizle beraber Türkiye'ye gelip ilk önce Adana'ya, Adana'dan sonra arka fonda gördüğünüz köye yerleştiriliyoruz. Çocukluğumuz burada geçti bizim. Göç, insanoğlunun en büyük travmalarından biri. Yerinizi, yurdunuzu, toprağınızı, köyünüzü bırakıp başka bir ülkeye göçmek zorunda kalmak, nesiller boyu süren izler bırakıyor. Hele bir de baskıya, zulme maruz kalınca nesilden nesile aktarılan hikayeler bırakıyor ardında. Bizim Özbeklerin oradaki ilim adamlarını yok etmeye çalışmışlar. Tarihi ve sanat eserlerini yok etmeye çalıştılar. En başta benim dedem bir yazar oldu. Ben bunu hatırlıyorum ki ben çok gençtim. Bir oda kütüphanesini yaktıklarını ben kendim şahidim ki tüm komşulara yarı yanan kitapları yayıldığını. Biz Özbek Türk olduğumuz için Peştunlar tarafından böyle soykırıma uğrandı. Yani tarih, kültürel, bilim adamlarımız. Birçok ülkeye göç etmek zorunda kaldık, mülteci olduk. Ve ben buradaki hemşehrilerim Türkiye'ye gelip Türkiye'ye yerleştiğimiz için biz iftihar ediyoruz. Gerçekten Türkiye bize kucak açtı, Türkiye'ye geldik, Türkiye vatandaşlığını kazandık, Türkiye'de oturduk. Bu bizim için büyük bir onurdur, büyük bir gururdur. Bizim Afganistan'da birçok ülkede yaşamakta, mülteci olan. Onun içinde en şanslılar bizleriz. Buraya ilk gelenler 1982 yılında geldi. Devlet tarafından, Pakistan, Yeran'dan getirilen 5000 aile 1982 yılında zamanın hükümeti Kanan Evren tarafından getirilen, devlet tarafından getirilen aileler. 172 ailesi de Ovakent'e yerleştirdi. Artı Ceylanpınar, Tokat bu taraflara yerleştirdi. Türkiye halkı sana Allah razı olsun, milletinden de Allah razı olsun. Bizi kabul ettiler devlet olarak, millet olarak. Aslında bizim hayatımızı ikiye ayırmak lazım. Türkiye'den önce ve Türkiye'den sonraki dönem olarak. Çocukluğumuzda da bizim sıkıntılı şeyler yaşadığımız ya da zihnimizde fazla yer eden kötü anlamda ki çocukluğumuz Afganistan'daki yıllarımız bizim. Çünkü biz savaş ortamını bizzat yaşadık. O kaçışları, bombardımanları, işte ben halen helikopterden korkarım mesela sesinden, irkilirim. O şeyler bizim Afganistan'daki çocukluğumuzun kalıntıları. Ama Türkiye'ye geldikten sonra yepyeni bir hayat başladı bizim için. Çocukluğumuzda buna paralel olarak daha güzel şeyler biriktirdik.
Ve çok şey hakkında teorik olarak bilgileriniz oluyor, duyuyorsunuz. Göçmenlik ne demek, doğduğunuz topraklardan kopmuş olmak ne demek. Bir anda köksüz kalmak gibi bir şey ve gelip bir başka topraklarda kök salmaya çalışıyorsunuz. Bunun kendisi başlı başına çok çok zor bir şey. Ama bir mucize gibi tahmin ediyorum ailenin birbirine çok bağlı olması, birbirlerini çok desteklemesi, kendisinden dinlediğim öyküler kadarıyla ve çok azimli olmaları, onları ve bu topraklarda kök salmaya karar vermiş olmaları daha önemlisi, sanıyorum onlara başarı yolunu da açtı. Nurettin Hatunoğlu'nun çocukluk yılları yerleştikleri Ovacık köyünde geçmiş. Devletimiz her ne kadar gereken desteği sağlasa da kimi zaman oynayarak, kimi zaman çalışarak geçen bir çocukluk yaşamış. Ufaklığından yani okumaya uslu çocuk olduğu için maceracı değildi. İşine iş verseniz işini yapardı. Mesela ben kendim bunu yaştayken yani ufakken eğer babam bir işi verseydi yarısını yapardı, yarısını bırakırdık, oyunla giderdik. Ama bu huy bunda yoktu. Yani ne verirseniz onu tam tamına yapardı. Aile bütçesine ciddi anlamda katkıda bulunuyorduk. Ailedeki herkes çalışıyordu. Bizim köyümüz bu anlamda çok üretken bir köydür, halen de öyledir. Her evin altında ya da yanında mutlaka bir atölye vardır ve çocuklar da bizzat bu üretime katkıda bulunurlar. Sabahlara kadar oturuyorduk burada atölyede. Gerçi o zaman yan tarafta atölye, öbür tarafta şimdi bu tarafa geçmiş. Sabahlara kadar çalışıyorduk. Atölyede eldiven işiyle uğraşıyordu bizim ailemiz ve o eldivenlerin çevrilmesi ve kontrol işi benim elimdeydi. Biz okula gider, okuldan sonra o işlerle meşgul olurduk. Eldiven de buna çevirme işi diyorlar. Şu şekilde. Yalnız seriliğini kaybetmiş eskisine nazaran. Şu şekilde çeviriyoruz. O süreçte de geceleri çalışıyorduk. Neredeyse sabahlara kadar. Çalışmadığımız zamanlar saat 5'ten 6'da ben ders çalışırdım. Saat 9-10'a kadar. Sonrasında şeye giderdim. Atölyeye giderdim. Atölyede çalışırdım. Türkiye'ye geldiğinde yaşının 3 yaş büyük yazılması sonucu ilkokulu 3 yılda tamamlamak zorunda kalan Nurettin, yarım yamalak bilgilerle ortaokula ve ardından liseye gider. Akranları o zamanlar çok gelir getiren dericilikle uğraşırken o annesinin zoruyla okumak için gayret sarf eder ve sonunda Ovacık köyünden üniversiteyi kazanan ilk kişi olur. Türkiye'ye geldiğimiz zaman bunların yaşları tabii ki okul yaşını tutmuyordu. Büyük idi yaşları. Burada sonra devlet de buna tabii ki bize bu yönde bu imkanı tanıdı, yardımcı oldu ki bu iki sınıf ona gidip ve başka sınıf arkadaşlarını yakalayırdı. Mesela onlarla beraber tahsiline devam ettiler. O kadar şükür. Afganistan'da okudu, oradan buraya geldi, burada okudu şükür. Okullarını bitirdi. Yani çok yani gece okudu, gündüz okudu. Eve girip soğuklarda okudu. Şükür kazandı. Şükür oğlu öğretmen oldu. Sizi iyi gördüm anne maşallah. Sağ ol. Nasıl rahatsızlığınız nasıl? Anjiyodan sonra iyisiniz değil mi? En büyük sıkıntıyı da lise bittikten sonra yaşadık. Çünkü lise sonrası üniversiteye geçiş yapmamız gerekiyordu ve bunun için normal bir öğrenciden daha fazla performans göstermemiz gerekiyordu. Bir taraftan da işlerin de ağırlığı söz konusuydu.
Sonra üniversiteyi ben kazanamadım doğal olarak ilk sene, liseyi bitirdiğim sene. Sonra annem çok üzüldü. Ben annemin üzüldüğünü halen hatırlıyorum. Çünkü annem bizim okumamızı çok istedi, çok ısrar etti okumamızda. Sonrasında tabii işler de devam ediyordu. Dershaneye gittim, kazanamadım. Sonraki sene dershaneye gitmeden kazandım. Ben annemin ağladığını hatırlıyorum üniversiteyi kazanamadığımız zaman. Çünkü yolumuzu gözlerdi. Annemin Afganistan'dan bir kalan bir şeyi vardı, uhdesi vardı. Bütün çocuklarını okuyup iç savaş dolayısıyla askere götürülmüştü abilerim. O yüzden devam edemediler. Türkiye'ye gelince uhde kalmıştı içinde ve bize çok ısrar etti okumamız için. Dedim ki anne dedim seni bir gün dedim sevinçten ağlatacağım diye anneme söylemiştim. Aradan iki yıl geçtikten sonra ben sınavı kazanıp tekrar kendisine işte öğretmen olacağım deyince annem tekrar ağlamıştı. Biz hiç unutmuyoruz. Abimle okula giderken bizi misafirlerimiz durdurdu. Nereye gidiyorsunuz? İşte okumaya tutup dua edip bizde o adet var. İşte Allah sizin yolunuzu açık etsin, zihin açıklığı versin deyip bize dua verip şuna kacon atardı orada. O yüzden bu sadece bizim değil, bu bütün bizim büyüklerimizin, sizlerin de bunda evet, emeği var, dualarınız evet, var. Allah hepinize razı olsun. Hocamız bizim bu Ovakent mahallemizin ilk üniversite bitiren hocalarından. Biz hocamızla gurur duyuyoruz. Her zaman Ovakent'in bu mahalleden, bizdeki bu Özbek göçmenlerden hocamız gibi insanlar çıksa biz onunla gururlanırız. Üniversiteyi bitiren Nurettin genç bir öğretmen adayıdır artık. Ataması yapılınca Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmaya karar verir ve ardından ataması gerçekleşir. İlk öğretmenliğini Kayseri'de yapacaktır. İlk memuriyetim orada başladı. Mustafa Özgür İlköğretim Okulu'nda, Kayseri merkezde, Çiftyönü Mahallesi'nde. Hayatımdaki, çalışma hayatımdaki en özel anları orada yaşadım. Çünkü birçok ilki orada yaşadım. Maşallah hiç bana azar vermedi. Maşallah okudu, okulunu okudu. Yani işini yaptı. Gece gündüz okurdu. Hem işini yapıyordu biraz hem gelip okulunu okuyordu. Akşam geceleri oturup okuyordu. Ben içim yanıyor dedim ya, soğukta oturuyordum. Çay mayı getiriyordum, bir şey mi getiriyordum, yürüyordum. Oturup şurada okuyordu. Sabah erken giderdi ya buradan yumurtanı pişiriverirdin, yerdi giderdi, okulga giderdi. Yani okuldan geldi, okulunu burada okurdu. Şükür iyi okudu. Sonrasında Erciyes Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladım. 2003 yılında oradan mezun oldum. Sonrasında Gazi Üniversitesi'nde doktoraya başladım. Hem öğretmenlik hem doktora eğitimini tamamladım. 2010 yılında da doktorayı bitirdim. Sonrasında da kısmetimiz Zonguldak'aymış. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne, o zaman Zonguldak Karayelmas Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi'ne Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başladım. Evet, arkadaşlar Özbek tarihi deyince biz Hanlıklar dönemi içerisinde Özbekleri değerlendiriyoruz. Çünkü biraz önce dediğimiz gibi Kıpçak Türklerin yaşadığı bölgede, Deşti Kıpçak'ta yaşayan Özbekler daha sonra güneye, şu anki Mavera-ün-Nehir bölgesine giriş yapacaklar. Yüksek lisans ve doktoranın ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde göreve başlar. Bin bir zorlukla geçen eğitim hayatının sonunda bir üniversitede hoca olmuştur. Beraber görev yaptığı arkadaşları ve öğrencileri Nurettin Hoca'yı çok severler ve onun hakkında çok güzel şeyler söylerler. Kendisi de yokluktan geldiği için burada öğrencinin halinden en iyi anlayan insanlardan, en iyi hocalarımızdan birisi Nurettin Hoca'dır. Mesleğine olan tutkusu, bağlılığı,
Ondan sonra işte yaşam enerjisi ilk başta tabii ki. Öğrencilerini en çok cezbeden şey Nurettin Hoca'nın yaşam enerjisidir. Hani gittiğimizde onun yanına biz onu hoca olarak görmeyiz. Yani kendimizden birisi olarak görüyoruz. Kendimiz gibi görüyoruz. Biz ilk buraya geldiğimizde bizim ilk dersimize Nurettin Hocamız gelmişti. Yani bizim o memleketten gelip gurbet çektiğimizi aratmamak için elinden gelen yardımı yaptı. Yeri geldi, kendi evinde misafir etti. Yeri geldi, ev bulamayan arkadaşlara, arkadaşlarının evinde ev ağırladı. Evinde ağırladı. Kendisi aramıza bir tarihçi olarak yaklaşık 8 yıl kadar önce katıldı. Biz daha yeni üniversiteye bölümümüzü öğrenci almak üzereydik. Ve kendisi geldiğinde ben bir meslektaş kazandığımızı düşünüyordum. Ama onun ötesinde gerçek bir dost, bir arkadaş kazandığımız ortaya çıktı. Özbek gelenek ve göreneklerinden hiç ayrılmadan, dürüstlük ve çalışkanlıktan hiç vazgeçmeden geçirilen yıllar. Bir insanı kısa bir süre görüp tanıdıysanız yanılabilirsiniz. Ama bir insanla uzun yıllar bir arada yaşayarak oluşturduğunuz düşünceler kalıcı olur ve kolay kolay değişmez. Nurettin Hoca'nın arkadaşları ve öğrencileri de Nurettin Hoca hakkındaki düşüncelerinde çok samimiler. Yani Uvakent'te, Uvakent biz 10 bin kişi bir Özbek, civarında bir Özbek yaşamaktayız. Örnek alabileceğim tek kişidir ve örnek gösterebileceğim tek kişidir. Özbeklerle ilişkilerimiz zaten iyi ama daha da geliştireceğiz biz bunu. Sizler de bu konuda aracısınız zaten. Ondan da memnunluk duyuyoruz. Çok sıcakkanlıdır, çok cana yakındır. Yani bir insan Nurettin Hocamızdan ilgili tanımasa bile gelip sohbet edebileceği, Nurettin Hocamızın her an herkesi güldürme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Vatanına, milletine, yani Türkiye'ye hayran, aşık bir insan. Biz derslerinde de bunu çok gördük. Onu anlatırken, onu böyle söylerken, dillendirirken bile heyecanlanan, içi yani dolan bir insandır kendisi. Gerçek bir beyefendi olduğunu söylerim. Gerçek bir centilmen. Onunla karşılaştığınızda sizin gözlerinizin içine güler ve bilirsiniz ki bu gerçekten hakiki bir gülümsemedir. İşte nezaketen bir şey değildir. Ben onda gerçekten iyi bir insan olmanın ne olduğunu gördüm. Açıkçası kendisinden bu anlamda çok şey de öğrendim. Eğer bir insanda ego sıfır, egonun sıfır olması mümkünse bu herhalde bunun örneği Nurettin Bey. Cana yakın, yardımsever. Bu ülke için kendisini işte adamış bile diyebiliriz. Bu ülke için çalışan, bizim için çalışan, Türkiye'nin daha ileri gitmesi için ne yapabilecekse onu yapmaya çalışan, öğrencilerle ilişkileri çok güzel olan, onlara her bakımdan gece gündüz yardım eden bir hocamız. O bakımdan da örnek bir hocamız, Nurettin Hocamız. Nurettin Hatunoğlu eğitimine devam etti. Ovacık köyünde üniversiteyi kazanan ve bitiren ilk kişi oldu ve bugün yardımcı doçent olarak hayatına devam ediyor. Bir açıdan bakınca kendini kurtarmış demek doğru ama onun başarısı ardından gelenleri de etkilemiş. Artık Ovacık köyü aileleri ve gençleri eğitime daha çok önem veriyor. Kolay yoldan başarıya ulaşmanın aldatıcı cazibesine kanmayıp eğitimde başarılı olmayı seçiyor. Biz bunun için büyük bir iftihardı, büyük bir gururdu, gurur duyurduk. Gurur duyduk, herkes çevresinde toplanırdı. Tüm gençlerimiz üniversite hazırlıklarında, okulda hocamın etrafına gelirdi. Hocam da yardımlar, hocam da sağ olsun hiç kimseyi kırmadan herkese birer birer bildiklerine yardımcı olurdu.
ki bu bizim köyümüzün iftiharıdır. Bundan onunla kaldılar dediler. Dediler bana dediler, bu Nuruddin dediler, maşallah okudu, bu öğretmen oldu. Sizlerin böyle okuyun, önceden koymazdı çocuklarını, hiç kimse koymazdı çocuğunu. Ya dedim, ne yapacaksın oku okuma. Oğlu kızları okuyor. Kızları ona hemşire olmuş, öğretmen olmuş hepsini. Okuyorlar yani, gelişme var. Hocam üniversiteye tek kişiydi. Şu an Türkiye'de en az 50 tane memurumuz var. En az 200 tane üniversite öğrencimiz var. Ki bunun önderlerinden, onun şevk verdiği kişilerden biri hocam. Derneğimizde bir toplantı olduğu zaman, ilk örnek vereceğimiz kişilerden birisi hocamız oluyor. Diyoruz ki bugün gençlere, şöyle 82'de gelip de hocamız bugün dükkan olmuş. Böyle gençlerimize de bu örnekleri veriyoruz. Yani hocamız bize çok güzel bir örnek. İlk kazanan benim, ilk memur olan benim köyde. Üniversiteye giden, işte devlet işinde ilk çalışan benim. Akademisyenlik anlamda ilk akademisyen benim. Tabii bu güzel bir şey. Bu anlamda örnek de olduk. Bizden sonra gelen gençlerimizin okutulması, okunması konusunda, kendi ailemiz içerisinde, yeğenlerimizin eğitimine devam etmesi konusunda iyi bir örnek oldu diye düşünüyorum. Biz Ovakan halkı olarak sizinle gurur duyuyoruz. Yani bu sizin gibi başka gençlerimiz de bu Ovakan halkımızdan, Ovakan mahallemizden çıkmasını istiyoruz. Onun için gençlerimize daha da teşvik ediyoruz gençlerimizi. İlk örneğimiz de siz oluyorsunuz. Afganistan'da doğup Türkiye'ye göç eden bir ailenin en küçük oğlunun hikayesi. Türkiye, onlar gibi birçok göçmene kucak açıyor, onlara vatan oluyor, aşk ve iş veriyor. Onlar da vatanlarına hizmet etmeye, layık olmaya çalışıyorlar. Teknik olarak mülteciyiz ama biz iş dünyamızda mülteci değiliz. Bu anlamda kendimizi bu ülkenin bir parçası gibi hissediyoruz. Bu ülkenin sevinci bizim sevincimiz, üzüntüsü bizim üzüntümüz. Bayrağı bizim bayrağımız. Bayrağını gördüğümüz zaman o hazzı, o keyfi, o tadı yaşayabiliyoruz iş dünyamızda. Tabii böyle olunca biz de bu süreçte elbette ki bu ülkeye hizmet etmek, bu ülke insanına hizmet etmek, bu ülkenin mutluluğuna mutluluk katmak, bu ülkenin güzelliğine güzellik katmak boynumuzun borcu diye düşünüyoruz. Türkiye son 300 yıldır yüz binlerce mülteciyi kabul etti. Onlara vatandaşlık verdi. Gelen göçmenler bu toprakları vatan olarak sahiplendi ve ellerinden geldiğince çalıştı. Nurettin Hatunoğlu onlardan biri. Yılmadan, azimle çalışarak, didinerek başarılı oldu. Kendinden sonra gelenlere örnek oldu. Nurettin'imiz başka. Küçük ya. Onu çok seviyorum. Maşallah. Allah bundan sonra sizlerle iyi yapsın. Allah yaman yollardan, yaman işlerden Allah saklasın. Allah uzun ömür versin. Hepleriniz gel. Vatan sağ olsun. Türkiye sağ olsun. İnşallah el ele evet Türkiye olacak. Türkler olacak. Bizim varımızda yoğumuzda Türkiye, burada yaşıyoruz, mutluyuz ve inşallah çocuklarımızla beraber burada güzel günler görmeyi umuyoruz. Ben Sertik Nurettin hocamız için bile burada yüksek lisans yapabilirim. Tabii ki yüksek lisans bittikten sonra da Nurettin hocamla ömür boyu konuşmayı ve iletişim halinde olmayı sürdürmek isterim. Bu başarı hikayesi annemizin duası, abilerimizin desteği, Allah'ın takdiri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bize sunmuş olduğu imkanlar sayesinde gerçekleşti.